İzleyicilerimiz ve stüdyoya gelen misafirlerimiz, üç adama hoş geldiniz. Çok güzel çalıyorsun kardeşim. Yani şu saksafonu böyle tek dinleyebilir miyiz? Klarnet. Evet. Ama yani öyle bir çal ki soyun. Hocam bu enstrüman niye soyunma hissi veriyor? Yani gerçekten hoş geldin kardeşim. Ne zamandır da yoktun. Hoş geldin aramıza. Cem İyi Bardakçı ve orkestrası kardeşlerim, hepimiz şahaneyiz. Hoş geldiniz. Çok önemli bir gece. Önemli bir gece derken şöyle bir gece, nasıl yorumlayacağımı bilemiyorum. Şimdi normalde burada olan seyirciler için benim yarın doğum günüm. Yani bu gece. Evet. Çok. Ama şu an bizi izleyen insanlar için dün doğum günümdü. 15 Şubat'ta yayınlanıyor bu. Şu an 13 Şubat. Yani ne istediğimi bilemiyorum. Yani şey mi diyeyim, hani normal hiç böyle bant yayına da çok alışkın değiliz. Ya doğum günüm kutlu olsun. Hani ne güzeldi. Mesajların için teşekkür ederim. Yani gelecek olan mesajlar için. Ya doğum günüm kutlu olsun. Böyle bir arada kaldım. Kutlayayım mı kutlamayayım mı diye. İnşallah böyle hepinizin içinde güzel bir sevgililer günü olmuştur. Doğum günümün en büyük avantajı o. Kimler sevgili burada? Var mı sevgili? Evet, bayağı saf bir grupla program. Gerçekten sevgili izleyenler, herkes zor durumda burada. Kimse sevgisi yok mu ya? Var mı bakayım? Var sevgili. Ha, arkamda. Tamam, itiraf etmek zorunda değilsiniz. Zaten itiraf köşemizde var. Var, tamam. Güzel. Güzel sevgiler var. Sevgiler gününüz kutlu olsun sizin de. İnşallah sevgililik, sevgililik kavramınız evliliğe doğru gider inşallah. Şimdi alkışlarınızla Oğuzhan Koç geliyor. Saygılar, herkese iyi geceler olsun. Evet. Keyifler yerinde inşallah. İyi. İyi. Eyvallah. Okeyiz. İyi miyiz? Tamam, güzel. Ne yapıyorsun? İyi sen. Doğum günümmüş. Sağ ol. Hiç haber vermiyorsun. Aa, yemin ediyorum kırıldı. Ama bir şey söyleyeceğim. 4 senedir doğum günümü 3 adamda kutluyoruz. Evet, programda kutluyoruz. Evet. Ya bütün ülke senin her yıl doğum gününü kutlamak zorunda mı? Sen gel. Böyle bakmak lazım olaya. Çok kaba bir insanmışsın. Niye? Benim de her Mayıs'ta doğum günüm var. Hiç kutlamadım 3 adamda doğum. Niye kutlamadık? Öyle göze batmayı sevmiyorum. Ben daha böyle şey... Ben de şey var değil mi? Herkes kutlasın. Herkes duysun. Ben doğdum. Doğdum ben, doğdum falan diye bağırıyorsun. Çirkinleşiyorsun. Bir kere bak. Özür dilerim. Açık. Peki aşk şarkıları yapan bir insan olarak. Dün 14 Şubat'tı. Evet. Nasıl yapıyorsun bu şarkıları? Öyle bir soru değil de. Aşk şarkıları yapan bir... 20 yıldır hiç sormadığı bir soruyu soracağım. 14 Şubat'la ilgili ne düşünüyorsun? Benim 14 Şubat güzel bir gün işte canım. Yani sevgililer sevgilisini daha da sevdiğini... fark etsin. Sevgilisi olmayanlar da sevgili olmanın ne kadar güzel bir şey olduğunu anlayıp... Ya kim der ki bu adam giden günlerim olduğu yaptı ya. Yani. Sevenler, seversen... seversen sevilirsin, güzelsen de sevilirsin. Neydi o? Neyse tamam. Evet, çok sevgili izleyenler. İşte Oğuzhan Koç, görüyorsunuz çok şahane bir adam. Alkışlarınızla İbrahim Büyükak geliyor. Thank you.
söylemek zorundayım arkadaşlar. Bak, insanın böyle arkadaşları olacak. Arkada bana böyle bir pasta olduğunu hiç çaktırmamak. 4 saattir beraberiz arkada. Evet. Bunu nereden buldun da, yani nasıl haberleştiniz de beni... Pardon, kusura bakma. Ben... Dumanıyım. Hayır, benden bunu nasıl... Ağzım o tutuyor şu anda da, o yüzden. Çok teşekkür ederim. Bence kardeşim, o sana bir mesaj yollamaya çalışıyor. Gerçekten ben anlamadım, dumanla bir şey. Doğum günün kutlu olsun dumanla. Ya, çok teşekkür ederim ya. Gerçekten. Vallahi be, inanılmaz bir şey oldu. Gerçekten çok, be çok... Yapma işte, onu yapma. Onu yapma işte. Hayır, onu çok, yapma. Çok dilek diledin mi peki? Dilek. Dilek diledin mi? Diledim. Ne diledin? Pastadan yiyelim mi biraz hemen yani? Ya İlaç'ın sakalında da kaldı ya şu ne an. Ne kaldı? Tamam, gerçekten çok umurlu. Tamam. Çok teşekkür ederim. Ama sen böyle kalman hoşuma gitti ya. Bu ne ya? Bu gerçekten insan acayip ağır bu arada. Hadi be. Yemin ediyorum, inanılmaz yani. Güzel yenirmiş. Kimin doğum günü abi? Gerçekten öyle. Biraz, lütfen. Biraz bir ağırlık lazım. Çok teşekkür ederim valla. Ben şuraya bırakayım mı? Nereye bırakayım? Gir, kaçma dur ya. Ben burada böyle durayım değil mi? Dur çok tatlı duruyorsun. Valla ben... Bu ne arkadaş ya? Ay bak, neyi diledim biliyor musun? Heh. 3 adam olarak 4 yıldır programda doğum günü kutluyoruz. İnşallah 63. yılımı da 3 adamla birlikte kutlarız kardeşlerim. Hay maşallah. Ay. Ben alkışlayamıyorum da çok kısıtlandım şu an. Ya şöyle sen... yaparken buldum kendimi. Hani titredim. Çok tatlısın. Gerçekten. Ama şimdi ne yapalım? Bunu içeriye yollayalım sonra... Bunu arkadaşlara falan sonra evet yaparız. Arada seyircilerimiz yer. Çok güzel. Yiyin. 5 günlük söyleyeyim. Yiyeyim. Yani 5 gündür benden saklıyor. Gerçekten 5 gündür saklıyoruz, ne yapalım? Hep dip dibeyiz o yüzden. Bayağı saklı iyiymiş ya, şelale gibi beyaz çikolata. Neyi fikir mi? Ne yapıyorsun sen ya? Hayır, sen de böyle hani... krema yiyorsun gibi durmuyor ki, böyle otlanıyorsun gibi duruyor ağzında böyle. Şu mu acaba direkt böyle? Bu da mı? Gir. Allah Allah. Çok teşekkür ederim. Abi kutlu olsun artık. Bu inceliği düşen arkadaşlarıma bir alkış alabilir miyim? Çok sağ ol. Kardeşim inşallah. Ayşe inşallah. Nice mutlu yıllara. Nice mutlu yıllara. Ben bu arada çaktırmadan yerini mi aldım? Evet sevgili seyirciler falan. Hadi. Nasıl? Hadi. Nasıl yapayım? 3 eser diye çıktın. Güzel şakalar yap. Oğuz'a pasla, bana pasla. Hadi. Tamam, geleyim. Ha, gel. Geldim. Tamam, gel. Merhabalar arkadaşlar. Seni çağırmış oluyorum şu an ama. Evet. Tamam, Eser. Evet, Eser. Nasıl geçti bu hafta? Bu mu? Böyle yapıp bana bırakıyor sonra ben... Hiç demiyorsun ki bu çocuk ne anlatır, ne yer, ne içer. Peki, tamam. Madem burasına kadar hazırız, buradan sonrası sana emanet. Nasıl? Şimdi şuraya doğru geleceğiz, konuklarımızı çağıracaksın. Ama o şey ya. Gel İbrahim. İbrahim, moderatörlük ne? Geliyorum, tamam. Bunu öğrenmek zorundasın. Ortaya geç. Ortaya geç. Böyle daha iyi gözüktü ya. Bak müzik... Sanki daha iyi böyle. Bir şey diyeceğim, şunda da bir tat var ama. Fena değil bence de. Bence de fena değil. Gerçi arkadaşlar ya, hemen kontrolü kaybetme. Ben yerimi vermem ama bu iyice saçma. Hayır, bir şey söyleyeceğim. Evet. Konuklarımızı biliyorsun. Müzisyen konumuzu en son çağıracaksın. Bu şeyde olsun senin tamam, aklında evet bilgi olarak. Evet. Şimdi... Güzel güzel konuklarımızı çağırdım. Tabii ki de çağırırım. Evet arkadaşlar, bugün gerçekten şahane konuklarımız var. Bu hiç olmuyor yani. Evet. Tamam. Gerçekten şahane konuklarımız var ve ilkini davet etmek istiyoruz. Gerçekten çok güzel bir hanımefendi. Çok güzel bir oyuncu, çok güzel programı var. Şimdi kendi program yapıyor, talk show yapıyor. Doğa Rutkay geliyor. Herkese hoş bulduk. İyi seneler diliyorum. Çok teşekkür ederim. Gerçi program boyunca mutlaka sık sık kutlayacağız ama. Çok teşekkür ederim. Ben de onu istiyorum. Bir başta kutladım, hep kutlanıyor. Bitmesin değil mi? Bitmesin. Tamam. Şu programı bence de ya. Evet, sürekli. Tabii. Abi ya, yılda bir sürekli kere oluyor. Ben hep istiyorum, biraz kutlayalım ne olur ya. Ben de hep o merak vardı biliyor musun? Böyle hep böyle lisede otobüslerle insanları böyle eğlence yerine götürür. Lisede bile herkes kutlasın istiyor. Ben onlardan öyle biriydim. Evet. Gerçekten. Çok İstiklal seviyorum. Marşı'nda okulun İstiklal Marşı okunuyor ya. Cuma o, dağılırken. Cuma günü İstiklal Marşı okunuyor. Herkese Eser'in doğum günü şurada diye şeyi dağıtıyordum. Öyle yani manyadım. Tamam, yani öyleydim ben. Ben öyleydim ben. Allah, gerçek bir deliymiş ya. Gerçekten. Alkışlarla Doğa Rütbe'ye yerini alıyoruz. Sol taraf. O tarafa. Hemen sol. Hemen burası, evet. Aha, teşekkür hadi gel ederim. İkinciyi sen yap. Evet sevgili izleyenler. Evet. Yeah. Onun bozacı gibi. Yeah. 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 Buz.
lazım. Ya yine rahat bir program olacak. Doğum günü süper bir şey. Evet. Yani kendisi davranış bilimleri uzmanı, insan uzmanı, duygu uzmanı. Bizim programımıza da her zaman iki kere geldi ve ben normal hayatta da çok sevdiğim biri. Alkışlarınızla Aşkım Kapışmak geliyor. Teşekkür ederim, hoş geldin abi. Hoş bulduk. Çok güzel program olacak. Yine sen varsın. Rahat rahat insandan, davranıştan, aşktan, her şeyden konuşacağız bugün, değil mi? Amacımız o zaten. Zaten aşk gününde doğmuşsun. Değil mi? Aşka dokunmak lazım galiba. İşte bu. Çok aşk dolu bir adam ya. İnanamazsın. Ya ölüyor romantizmden ya. Karnını sev, karnını sev. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Alkışlarla Aşkım Kapışmak'a yerini alıyorum. O zaman biz de oturalım. Evet, yavaş yavaş oturalım. Buyurun İbrahim Bey, siz de oturun. Çünkü sen yapamadın bu işi. Kolay değil yani bu organizasyonu yönetmek. Evet, sevgili misafirler. Sesine aşık olduğum bir kadın. Model grubuyla tanıyorduk. Şimdi kendi single'ını yaptı ve tek başına yoluna devam ediyor. Biz de bu mücadelede ona başarılar diliyoruz. Alkışlarla Fatma Turgut geliyor. Zormuş ha o güzel yüzüne, toplamış yine bütün güneşi üstüne. Kamaşıyor gözlerin bebeğim, böyle gülmek olur mu? Gözünü seveyim, cennet dudaklarınmış. Adı nereden bileyim, böyle zulüm olur mu? Gözünü seveyim, adımı sorsam söyleyemem, emin edeceğim. Ah, ellerim titriyor, of bir ateş basıyor. Özlemek bu dokunmakla geçmiyor. Hiç
Buyurun, buyurun, buyurun. Doğum günün kutlu olsun. Teşekkür ederim. Evet. Hoş geldiniz. Çok iyi. Hoş bulduk. Baya bugün bütün gün doğum günüm kutlanıyor. Çok mutluyum. Yani onu bir kere verdin, evet. Evet. Yani artık yapacak bir oradan kaçış ama, yok şu an. Ama pastayı da siz hazırlamışsınız. Evet, yani evet. Benim yapacak bir şeyim yok orada. İbrahim Beyciğim. Hazırladık. Hoş geldiniz tekrardan. Çok heyecanlıydım programın başında konuştum. Hala öyle. Hala heyecanlı mısın? Valla. Sesim titredi şarkı söylerken. Hayır titremedi, çok güzel geldi. Hayır hadi inşallah. Heyecanlı mı? Niye heyecanlı? Titremedi, hiçbir şey olmadı ya. Evet çok güzeldi yani. Ben çok seviyorum. Heyecanlı program. Yani heyecanlı insan süper oluyor ya. Kim bilir neler diyecek böyle. Belki de pot kırarsın. Deli deli konuşmam inşallah. İnşallah konuşsana deli deli. Ne yapıyorsun yok. Mesela? Hayatta yaptığın en çılgın şey ne? Hemen almaya çalışıyor. Oh be. Hoş geldiniz tekrardan. Yeni single de hayırlı olsun. Yani yeni dediğimde açıktı. Hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Siz heyecanınızı yenene kadar Doğa Rütkay ile konuşacağım. Doğa Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Valla geçen programınızı izledim. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Yossi Mizrahi'nin olduğu programı izlemiştim. Çok güzel. Gürültülü bir programdı. Hem gürültülü hem eğlenceli. Ya ben çok seviyorum yani. Öyle içinde tiyatro konuştunuz, mizahattan konuşuldu falan. Çok eğlenceli bir programdı. Çok teşekkür. Bir programın şeyi vardı, tanıtımı vardı. Bir onu gösterelim arkadaşlar. Ah masama hoş geldin canım. Uzun zamandır seni görmek istiyordum ya. Ay iyi ki geldin ya. İnanmıyorum. Seni görünce gözlerimin içi parlıyor. Sordum neden müzik? Ver cevabını. Ben demedim. Bu insanlar hep böyle konuşuyorlar işte. Yani gülmekten masayı tırmalıyordum neredeyse. Alkışlıyoruz seni. Her şey bu masadadan. Hepinize iyi akşamlar. Hadi canım dedi. Seninle ben sizin. Sen benimle ne ben. Kestik şu an. Bu ne ya? Çağatay. Deri değiştirmişti. Ve elini geçirmişim ben. Bir yılan gibi. Bambaşka bir şeyle karşı karşıyayım. Değil mi? Al sana challenge. Al sana challenge. Ne kadar bir şeyi bırak. Bürünüyorsunuz bu cümle. Tabii. Yoksa... İki. Aslında... Doğayla her şey bu masada. Böyle ibareler kullanmazsan sevinirim çünkü terleyeceğim bir açıkçası. Bu bana bir ihtimal ya. Hoş mu ya? Programına insan alıp. Adam gibi adam. Adam çementosu. Adam dibisi. Adam karakolu. Karakusu. Ömür hası. Yok karak... Ne? Yalan söyle. Yanlış mı? Kara kökü. Bak. Geçmiş olsun. Bitti bu konu. Tamam, yemin ederim. Çıldır çıldır çıldırıyor. Zangaradan bildiriyor. O zaman diyoruz ki vur patlasın çal oynasın. Bayıldım. Çok çok sevdim bunu çok. Gerçekten mi? Ne? Kim demiş? Ne zaman demiş? Ne yapıyormuş? Oh daha neler var neler neler neler. Hop oradan oraya hop buradan buraya. Her şeyi oturup konuşacağımız bir program geliyor. Öyle. Çok güzel hazırlamışsınız. Çok teşekkür ederim. Ben de hiç böyle uzun arka arkaya görmemiştim. Valla biz yaptık. Ellerimizle yaptık. Rejide herkesin elini. Sevenleriniz çok rejide. Çok şükür. Biliyorum. Çok teşekkür ederim. Hem program olsun hem de güldür güldür de olsun. Böyle bir şahane bir enerjim var. Hem çok ben arkadaş olarak da öyle. Seni ekranda görmekten de çok mutlu oluyorum. Ne diyorsun hem program hakkında sorayım hem de güldür güldür ekibiyle ilgili neler anlatmak istersiniz bize? Bizim de şaka maka 4 sene bitmek üzere. Hani bu çok siz de biliyorsunuz bu başarıyı. Hem seyircinin sadakatini kazanmak çok önemli. Hem onları hayal kırıklığına uğratmadan aynı iyi biçimde devam etmek önemli. Biz bu konuda çok emek veriyoruz. Çok çalışıyoruz gerçekten. Hani tabii ki hiçbir iş kolay değil ama biz özellikle çok hani itinayla çalışıyoruz. Hani gözden düşmek istemiyoruz açıkçası. O yüzden de çok emek veriyoruz. Şükür karşılığını da alıyoruz. Herhalde yaşlanana kadar bir şekilde devam edeceğiz. Yani böyle devam seyirci bırakmazsa herhalde biz de bırakmayacağız. Ama ben yani evet yani teşekkür ederim. Ama seyircinin de şuradan bırakmaması lazım. Şu an zaten Türk televizyonunda mesela komedi dizisi yok diye bir ihtimal kalmadı. Çünkü 3,5 saat komedi dizisi yapılamaz. Evet. Onun dışında şu an prime time saatleri içerisinde işte yani muhtemelen insanları güldürmeyi hedefleyen bir bu program var. Bir de güldür güldür var yani. Evet, benim haklısın. Gördüğüm, hatırlamadığım varsa kusura bakmasın. Yaz şovu var. Yok haklısın. Hani şey evet. Prime time'dan bahsediyorum. Evet. Yani saat 8-11 arasında aynen, doğru. Şey kapatmaya doğru. Çalışan programlardan. Bir de şu an hakikaten gülümsemeye de ihtiyaç var. Yani birlikte bir arada aynen olmaya öyle. Ve birlikte gülümsemeye. Ben hani güldür güldürün sırrı ne dedikleri zaman. Hani ne orada olan isimler ne
skeçler, ne yönet, tabii ki onların da etkisi var ama maksat o iki saat hani birlikte göz göze gülmek bence. Kesinlikle. Bu işe yaradığını düşünüyorum en azından. Hani bir işe yaradığımızı düşünüyorum. Süper. Bizce de öyle. Şahane bir şekilde izliyoruz. Bir de çok güzel özeniyorsunuz ya. Ya biz böyle hani yani skeçler olan hazırlığa, rejiye, o arkada yapılan şeylere büyük özen var. Yani biz çok güzel hareketlerde yaparken biraz böyle çala kalem hani daha böyle şeydi, şimdiki o hazırlık ben aşırı beğeniyorum. Oyunculuklar da öyle. Yani... Ama bu işin tabii öncüleri sizsiniz. Yani tabii ki Yılmaz abi ve bir de Met Tiyatro ile başlayan işte Oto Gargara vesaire ama sonra biz de sizden devralmış gibi olduk. Hani çok güzel hareketler bunlar. Aslında bu büyük bir rüzgardı. Çok da başarılıydınız. Onun arkasından işte biz bir çıt daha yaşlılar ekibi olarak devam ediyoruz. Mükemmel gidiyor. Bence çok bahsedebiliyorum. Bütün ekibe de selamlar olsun. Biz bayılarak izliyoruz seve, vallahi. Bekliyoruz sizi de programı. Vallahi geliriz ne zaman isterseniz. Süper. Aşkım Bey nasılsınız? Ya ben her program bir aşkım demek çok ya çok hoşuma gidiyor aşkım. Çok güzel. Ya çok güzel. Gel mükemmel bir isim ya. Sağ olun. Abi vallahi çok güzel. İster istemez kendini sevdiriyor yani. Evet. Değil mi? Aşkım doğru konuş bak. Bak aşkım. Tabii. Bak, adamı hasta etmeni evet diyemiyorsun. Yani. Yok yok. Değil mi? İsimle gibi çok absürt bir şey yaşadın mı abi? Of. Ben en absürtüne aklında olan ne var? 18 yaşında böyle Engin diye çok ya o zamanla beraber büyüdüm bir arkadaşım. Bu Yeni Kapı Eminönü metrosu da yeni yapılmış o zamanlar. Biz dışarıda Beyazıt'ta böyle kavga ediyoruz bu konu hakkında tartışıyoruz ama bayağı bir tartışıyoruz. Tramvay geldi, tramvaya bindik, biz tartışırken kalabalık tramvay. Ben böyle kapıya yaslandım, o da önüme geçti. Bak aşkım dedi, anlamıyorsun. Şöyle duruyor ama. Tamam mı? Ben de şey yaptım böyle, bütün herkes bize bakmaya başladı. Böyle yapıyor. Ne biçim adım var ya? İnsanlar sustu böyle, kadınlar şey yapmaya başladı. Dışarı çıksın, atsana kendini. Ne ne kadar kıpkırmızıydık abi ya. Düşünün, bu bir de ikincisini anlatayım sana, bu daha komik size. Bir eğitime gireceğiz Antalya'ya. Ekip akşam gelecek, biz eğitim verecek hoca, ben, bir de bir tane abimiz birlikte gittik. Tam böyle şeyde, resepsiyondayız. Adam dedi ki bize, o da kadınlar adamlar var. Ya dedi, odalar da hazır değil, iki tane oda var dedi. Akşam arkadaşlarınız gelene kadar dedi, iki odayı versem. İki kişi bir odada kalabilir mi dedi. Yanımdaki de 1.90 filan. Hoca, ben, yanımdaki. Böyle yaptı. Aşkım biz birlikte kalsak? Her yerde çalışıyoruz. Mükemmel isim. Ya valla. Çok iyiymiş ya. Peki ya bu mesela sevgililer gününü işte atlattık. Yani bitti. Biliyorsunuz yaşandı yani. Bitti. Yaşandı ve bitti. Evet. Sevgililer günüyle ilgili ne düşünüyorsun? Yani sevgililer günü, şimdi burada daha çok yalnız arkadaşlar var. Ben program başında sordum. Yani sevgililer gününün sevgililik için anlamı nedir sence? Hiçbir anlamı yok. Sıfır mı? Yani hiç eksilerde diyebilirim. Ama şey yok mu yani böyle bir ekstra sevginin için bir şey yapma, böyle bir tatlılık falan? İnsan sevgi için bir şey yapmak zorunda kalıyorsa zaten o sevgi için gerçekten bir şey yapmıyordur. İyi akşamlar. Görüşürüz. Ben... Bir üç adamın daha sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Üç adam. Konu kapandı ya. Konu kapandı. Aşkla ilgili konuyu kapandı. Biz bunu konuşuruz diyorduk bir saat falan. Yani hesabımız oydu. Sevgililer günü bayağı yani, gereksiz. Yani tabii, normal. Ya gereksiz derken bunu tabii yaşayan var. Bunu bir anlam katan var ama bunun bir düşüncesi yok. Bunun bir fikri olabilir sadece. Yani düşünceyle o fikri çok farklı. Tabii onu zaten seninle oynayacağım biraz sonra. İzin verirsen. Ne yapacaksın İbo'yu abi? Oynayayım mı şimdi İbo'yu sevgililer gününü? Oyna. Sandalye alabilir miyim abi oraya? Aa. Bu sandalyeler olsa? Olur olur. Olur. Nereye gidiyoruz aşkım? Çok güzel bak tam yerine oturdu. Bu da berber koltuğu gibi var ya böyle hani. Arada sizden de yardım isteyeceğim. Tabii tabii. Ne oluyor acaba, ne olacak acaba? İbrahim, evet. Doğallığına güveniyorum. Sana böyle sorular soracağım. Tamam mı? Evet. Önce şunu sorayım. Beyninin yerini biliyor musun? Neyi? Beyninin yerini biliyor musun? Tabii ki de. Biliyorsun. Nerede? Evet. Burada. Orada. Beynin gelişsin. Yani arkadaşlar. Beynin gelişsin diye çocukluğundan beri ne yedirdiler sana? Ne oldu? Beynim gelişsin diye ne yedirdiler? Beynin var değil mi? Evet var. Tamam. Beynin gelişsin diye. Hayır şüphe duymaya başladım. Var mı yok mu? Ben anlamadım. Oğlum hiç. Sonunda yok çıkacak. Şaşıracağız işte anla. Beynin gelişsin diye çocukluğundan beri annem baban ne yedirdi? Beynim gelişsin diye ye oğlum demediler ama. Yani hani. Yemişizdir işte süt içtik.
Evet. Şey yedik, yumurta yedik falan öyle şeyler işte. Onlar beni geliştirdi. Emre'ye bir şey, ceviz yedik. Ceviz o beyine benzer falan diye bir şey var ya. Tamam. Neyse tamam, o. Tamam. Sen yumurta sevmez bu arada, yalan söylüyor şu an. Küçükken yiyormuş. Küçükken yiyormuş. Tamam, pardon. Evet. Peki gelişti mi beyni? Yani abim şu beyni işiyorum şu an. Hayır, önden şöyle bakıyorum. Yapan var. Yani nispeten geliştiğini düşünüyorum. Nispeten gelişti, evet. Tamam. Şimdi ben olayı sevgiliye getireceğim, aşka getireceğim ama evet, insana getireceğim. Evet. Şimdi bizim ülkemizde çok şey konuşulur yani, biraz düşünmeyi öğren, biraz düşünmeyi öğren. Acaba evet, biz düşünüyor muyuz, düşünmüyor muyuz? Onu konuşacağım seninle. Sonra konu aşka gelecek. Hazır mısın? Seninle düşüneceğim. Evet. Tamam. Şimdi beyin mi önemli, zihin mi önemli sence? Yani beyninin sağlıklı olması, zihninin sağlıklı olduğunu gösterir mi? Bence göstermez. 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 Zihin düşünce değil mi? Evet. Şimdi burada genç arkadaşlar var. Onlara da gitsin mesaj. Hep İbrahim sayesinde. Şimdi biz bir yukarıdan düşünürüz. Zihnin yukarıdaki hareketlenmesini, akıl boyutundaki hareketlenmesini düşünce. Bir de aşağıdan fikir üretiriz. Evet. Bak ikisinin farkını söyleyeceğim. Mesela desem ki İbrahim, sevgilinle ilgili yorum yapar mısın bana desem. Sen şunu dersen. Ya şöyle iyi bir kız, şöyle güzel bir kız, bu fikir. Ya da işte desem eserle ilgili bana bir şeyler anlat desem. Ya eserden bıktım artık, çok sinirlendiriyor beni dersen. Bu fikir. Biz fikirleri o kadar çok düşünmeye başlıyoruz ki fikrin çoğuluğuna da Arapça'da efkar deniyor. Efkarlanıyor beyin. Siz şimdi işinizi, gücünüzü, ilişkinizi, aşkınızı, anınızı, babanızı, dünyanızı, sanatı düşündükçe aslında düşünmüyoruz, fikir üretiyoruz sürekli. Düşüncedeki karşılığı ne? Fikirdeki karşılığı eser, düşüncedeki karşılığı insan. Evet. Buradaki karşılığı şarkı, buradaki karşılığı sanat. Buradaki karşılığı ilişki, akıldaki karşılığı aşk. O zaman soracağım ben sana ve izleyenlere. Biz gün içinde çok fikir mi üretiriz, biz gün içinde çok düşünür müyüz? Bence fikir üretiriz. Heh. Düşünemediğimiz için fikir çoğalıyor, sonra depresyona, strese, öfkeye girmeye başlıyoruz. Şimdi konu gelsin aşka. Aşkın ilk adımı Oğuzhan Bilir. Yazdığın şarkılar mahvediyor beni bu arada. Onu da söyleyeyim abi sana. Son yaptığın bitirdi. Teşekkür ederim. Gerçekten. Benim beynim sorgulanıyor. Oğuzhan övülüyor. Ben ben anlamıyorum. Beyin nerededir falan. Senin şarkıları yok mu falan. Abi düşünüyorum. Ben bunu sineye çekiyorum. Sine nerede acaba? Onu çekeceğim. Olayı sineme çekmek Doğa, istiyorum. Gelir misin? Sinem şuralarında olabilir. Tamam. Şimdi Doğa. Doğa da geliyor. Doğa geliyor. Doğa. Doğa ile ilk defa karşılaşıyorsun. Evet. Aşkın ilk evresi beğeniymiş. Beğeniyle başlar. Evet. Bir beğenir misin? Bize bir gösterir misin? Nasıl beğeniyorsun? Ne yapayım abi? Çiftleşme dansı mı yapayım? Aynen. Bir beğen. Ya şey yani. Ya beğenirsin. Böyle bakarsan güzelmiş dersin. Tamam. Beğeniden sonra. Beğeni kişisel değil mi? Senin beğendiğin eser beğenmeyebilir. Tabii ki de. Sana özel. Kalktım ama oturayım. Ben oturabilirim. Hayır, şu an bir oyunculuk yapıyorsun. Karşıda evet, yapıyorum. Mükemmel bir komedi oyuncusu var. Beğendiğin insana nasıl davranırsın? Bir göster abi. Beğendiğin insana nasıl davranırın değil. Nasıl beğenirsin dedi ilk başta. Beğendiğin insana. Sen karışmazsın. Ya, beni düzeltme ya. Sen önce beğeninin yerini göster bana. Lütfen, lütfen. Bilmiyorum. Var mı yok mu diye sorgulanan sensin. Evet. Ben şu an zaten stresim. Ben baktım Doğa hanımefendiyi beğendim. Böyle... Tamam. Ya Doğa ben çok ben güzelmiş. Ben de zekalı. Evet. Tamam. Beğendim. Beğendim. Evet. Evet. Beğendim. Beğendim. Beğeniden sonraki aşama hoşlanmadır. Evet. Hoşlanmak için de biraz zaman geçirmeye, biraz daha beğenmeye gerek var. Evet. Yani onun tavırları, konuşması. Bir de hoşlan. Ya hoşlan. Hoşlan hani ne yapayım ki hoşlan? Sohbete gireceksin işte abi. Muhabbete. Hayır ama biraz zaman geçirmen lazım. Zaten geçirdin, ben sohbete girmiş olmam lazım. Geçirdim, bir iki gün geçti. Geçti. Hoşlanıyorsun artık, onu hissettin. Tamam. Gerçi şey yaptık. Hani da, abi insan bir garip hissediyor şimdi ya. Normal aşk. Oyunculuk yapıyorum ama tamam, ona konsantre. Tipsi, tipsi evet, şu an. Evet. Ve tamam. Ne itici oldum ya şu an değil mi? Bak beğenirsin, sonra hoşlanırsın. Onun bir üstünde de sevgi vardır. Evet. Şimdi sevgi başladı. Sevebilmek için tanıman gerekiyor. İyice tanıdın. Seviyorsun şimdi. Şöyle bir gerçek vardı mı? İnsanlar bir anne evladını sevebilir ama bazı şeylerini beğenmeyebilir. Sen kız arkadaşını seversin ama bazı özellikleri hoşuna gitmez. Değil mi? Doğru. Bunu kabul ediyor musunuz? Evet. Buraya evet, kadar her şey okey mi? Tamam. Seviyorsun abi. O aşamaya geldin. Oradan 3 ay geçti. Baya baya seviyorsun. Tamam hani böyle daha dokunurum. Böyle yaparım. Ha, dokunsala geldin. Evet. Tamam seviyorsun. Aşk için yeterli mi? Hayır. Evet. Aşk çok yüce bir şey. Beğeni yoktur, sevgi yoktur.
Orada hoşlanma da yoktur. Sadece orada bir boşluk vardır ve kapılırsın. Hiçbir bilincin olmadığı aşamadır. O yüzden kadına maşuk, erkeğe aşık derler. O yüzden aşk ne maşukta ne aşıkta, aşk yoldadır. O yüzden akılla hiçbir uzman aşkı anlatamaz, hiçbir aşık da aşkı söyleyemez. Eğer bunu yapıyorlarsa aşktan ne malanıyordur. O yüzden aşkı anlatabilmek ne aşığın işidir ne bir uzmanın işidir. Aşk yaşanır, gelir geçer. Şimdi aşk oyna bize. Aşkı oynayamam. Aşk böyle kutsal bir şeydir. Oynayamazsın, oyunculuğa da getiremezsin. Oynama çabasında olursun en fazla. Çabasıyla yaklaşabilirsin. Biz aşkı anlatamadığımız için etrafından dolanırız. Leyla deriz, Mecnun deriz. Romeo deriz, Juliet deriz ama bir türlü kendisini anlatamayız. O yüzden aşka kelam da edilmez, aşka akıl da verilmez. Aşk geliyorsa, kapıyı çaldıysa arayarak da bulamazsın. Aşk sadece gerçekten hiç hissetmediğin, istemediğin anda kapını çalar. Ya. Gerçekten bekleyin çalacak kapınızı. Bravo! Uygulamanı gösterdi. Ben şunu soracağım. Benim beynim var mı yok mu yani? Bana biri bir şey söylerse sevinirim yani. Aşk maşk olayı karıştırdın hocam. Bir sen göremedin. Ya bu oldu mu ya bu? Ya bak oraya Doğa Rutkay gelmiş. Evet. Ülkemizin en önemli oyuncusu. Komedi oyuncularından biri. Evet. Sen de yanındasın. Hoşlan diyor. Ne o? Değil bak şimdi. Böyle bak, oluyor. Aşkı zaten tanımlayamayız. Yapamayız. Aşk olamaz. Ama sen hoşlanmayı da tanımlayamadın. Sevmeyi de tanımlayamadın. Hayır tanımladım ama bak bir şey söyleyeyim yani. Evet. Ben orada şunu anlatmak istedim yani. İnsan hoşlandığında sevdiğinde de illa bir şekle girmek zorunda değil yani. Ben birinin hoşlandığında böyle de bakıp ne tatlı insanmış da diyebilirim yani. İlle girip de böyle oran buram oynamasına gerek yok yani sevmem için biri. Ama hiç kimse de... Sen ne olur sen sevdin diyelim. Hadi bana ben kadınım sen bana aşığı oynuyorsun. Şu an masada bana seviyorsun beni oyna bakayım şu an. O zaman benim başlarım ya beynim yok o zaman ben yani. Hayır beynim buranda değil öyle düşün. Evet. Hayır, oyna şimdi. Böyle bir oyunculuk yapmayacağım asla ya. Ya birinden hoşlanmayı oyna dedin ya oynamak kolay oynarsın şey değil. Oynarsın tabii merhaba insan, nasılsın falan. Bir senin mağabey... oyna seninkisini biliyor musun şimdi? Hoşlanmak değil seninkisi başka bir şey. Hayır ya. Antin şimdi beni konuşurma. Lütfen evet İbrahim çok hoşlandın mı yaptın merhabalar. Bu ne böyle? Hoşlanma abi peki şey demişsin ünlülerin aşk hayatı yoktur demişsin sen. Aa. Birkaç ünlü üzerinden gidilmişti doğru da. Ya, ne demek o ya yani ben... bir ünlüler aşık olamaz mı yani biz... Hani o uhrevi duygular, hiç tanımlayamadığımız duyguyu biz yaşamıyoruz. Hayvan mıyız? Biz niye yaşamıyoruz? Öyle bir şey demişsin, doğru mu? Şu konu açılmıştı orada. Hatırlıyorum o röportajı da. Ünlü olmak ve ünlü taşımak diye bir şey var. Bu ikisini ayırıyordum ben orada onu anlatırken. Yani gerçekten ünlüyüm diyen aşık olamaz. Çünkü ünlüyüm diyen zaten bunun egosundadır. Anlatabiliyor muyum? Kendinden yani, haberi yoktur yani. Kendinden haberi yoktur. Yani onu anlatmaya çalıştım. Çünkü bana göre Türkiye'de bazı ya da dünyada da öyle. Ünlüyüm diye gezinenler zaten ün psikolojisini, aşk psikolojisini daha yukarısına almış insanlar. Yani o yüzden ben onu anlatmaya çalıştım. O psikolojiyi çalıştım. Kaldıramayanlar ya bu kaldıramayan anasını da sevemez, bacısını da sevemez, yani sevgilisini de sevemez. O şeyle yürüyorsa, yaşıyorsa devamlı. Peki, onun için çaba buradan yola çıkarak... 2,5 yıl mı oldu evlendiniz efendim? Evet 3 yıl. Yani 3 yıl oldu. Yani nasıl yönetiyorsun bu psikolojiyi? Yani eşin Doğa Rutka ile birlikteyim var. Sen aslında evdeki Doğa'sın falan hani buradan yola çıkarak zorlanıyor musun? Ben starlık öyle bir şey yaşamadığım için hani herhalde bahsettiği şeyler hani büyük Hollywood starları ya da çok egolu yüksek egosu biliyor ama onu anlatıyor. Ama şimdi o söylediği gibi insanın kendini nasıl tanımladığı ile ilgili bir şey. Şimdi biz o sizler de bizler de Fatma da hiçbir zaman böyle kostümler giymiş tipler değiliz ki biz. Normal sıradan basit yaşayan insanlarız. Hani tanınmak bize verilen bir hediye gibi bir şey. Evet. Dolayısıyla evde hani ben eve işte götürüyorum. Eşim bana ezber de tutuyor. Hani birlikte tartışıyoruz da filan.